Esad rejiminden sana ne? Sana ne Esad rejiminden? Bir de giderse kim gelecek? Gelenler... Kendi niye istiyor Esad rejimini indirsin? Şimdi ben biraz geçmişe gideceğim. Osmanlı sultanları vakti. Sultanın birisine, hangi sultana ve Abdülhamid'a mı bilmiyorum. Bir sultana sual vermişler ki ne? O vakit ki bu Türkiye, Suriye, evet, hepsi Osmanlı şeyin, evet, altındaydı. Evet. Demişler ki, demiş ki ne, sormuşlar kendine ki ne, eğer İstanbul elinden giderse, iç savaş var, böyle var, şu var, şu var, şu var. Sen korkmuyor musun ki elinden geçsin? O demiş ki ne, ziyan yok, İstanbul geçsin elimden. Benim elimde Halep var. Halep olduğu vakitten ticari üreten bir memleket olmuş. Evet. Halep olduğu vakitten öyle olmuş. Onun için Erdoğan kendinin dedelerinin, ki kendi diyor ki ne, biz Osmanlıyız, biz böyleyiz, biz şöyleyiz. Osmanlı vakitte o suali veren, aha, kimse o sualin tespitini yapacak ki o Halep'i kendi kendinin eline alsın ki ne, desin ki ne, benim dedelerimin vasiyetini yerine getirdim, Halep'i benim elime aldım. Ama IŞİD bunu ister, zannetmem ki ne ister. Çünkü Kürtler bir yanda, IŞİD bir yanda, hepsi de durmuşlar ki ne, nasıl diyeyim, her bir şeyden bir parça alsınlar. Yani kendi daha doğrusu bir yerlerde, kurmak istiyorlar. Kendinin ettiği plan nonca ne diyeyim, yüzde kaç oranla olur onu da bilmezdim. Ama benim bildiğim bir şey var ki ne, nasıl ki ne görüyorum, evet, televizyondan ya da bizim kinimizden, ben zannedersem Erdoğan'ın günleri sayılıdır. Öyle gözüküyor. Kendinin partisinden, kendisi şeyini, Erdoğan'ın günlere sayılıyor. Şurada bir araya girmek istiyorum. Tamam. Tabii siyaset oraya açılınca, bu arada Kürtlerin durumunu nasıl görüyorsun? Yani hem Suriye'de hem Türkiye'de Kürtler kendini kurtarabilecekler mi? Kürtler, şimdi öyle bir şekilde, Kürtler çok kuvvetlendiler. Çok kuvvetlendiler Kürtler. Onun için Türkiye'de, ben şeyle söylüyorum, Türkiye'de çok büyük tehdittir Kürtler, Türk devletine. Çok büyük tehdittir. Ama diyeceğim ki ne, Suriye'de de Kürtler var. Suriye'de de Kürtler var. He. Bes oradaki Kürtler Türkiye'de olduğu Kürtler gibi ezilmemişler. Olabilir ki ne, kendilerin bir şeyi var. Hükümetin bir sisteması var, bir şeyi var. Ama oradaki olanlar gibi şey olmamışlar. Ben öyle zannediyorum. Başta biraz hani sohbet ederken Antepli olduğunuzdan, dedenizin soykırımdan sonra Antep'ten şey yaptığından, hani Suriye'ye göç etmek zorunda kaldığından bahsettiniz. Orada bir fırın hikayesi vardı. Hı. Onu bir tekrar edebilir miyiz? Yani sizin bir akrabanız daha sonradan... Benim annem, evet, sene 85 ya da 86, doğru bilmiyorum, evet, tarihini. Başkonsolosun şoförünün iyi ahbap olmuştu o vakitler. Çünkü
Bir amım da vardı burada, Ermenistan'da. O vakit Ermenistan'dan eğer şeye, Suriye'ye geleceksen, Türkiye yolundan geleceksin. Evet. O vakit de şey vardı, trenler vardı, trenler nasıl? Tren. Ha, tren. Tren. Trenlerden şey gelirlerdi. O zaman sınır açıktı herhalde. He. Şimdi amım, buradaki amım kağıtlarını yürütmek için oradaki Suriye'deki Türk Başkonsolosluğu'na gitmişti. Orada onun şoföründen iyi ahbap oluyor. Kendine tabii ahbaplık bir günde olmadı. Bir ay, iki ay sonra böyle bir yerde oturmuştu, oturmuşlar. O vakit ben de mevcuttum. Çünkü herif geldi, hepimizle tanışmak istedi. Evet. Çünkü amım demişti ki yine biz soykırımdan geldik, biz böyleyiz, biz böyle. Demiş ki sizin akrabalarınızla görüşebilir miyim? Evet. Demiş ki ne tabii. Biz de haber ettik, gittik. Ben, babam, anam, bacım, amım hepimiz de hemen hemen 20-30 kişi oturmuşuz. Başkonsolosun şoförü de genç bir oğlan da evet. Şey, 25-30 yaşlarında genç bir oğlandı. Sual, cevap böyle konuşuyorlar. Dedi ki, ne amım senden dedi bir şey rica edeceğim dedi. Adını da unuttum, neyse. 20 sene geçti, 20 küsur sene tabii canım, geçti. Olur, yani biraz tabii. Şeydir. Dedi ki, ne ziyan yok dedi ama dedi, konuş, ne istersen de. Dedi ki, ne bir talabım var. Eğer onu yaparsam çok memnun olurum dedi. Ne istiyorsun de biz de şey eğer elimden gelirse yaparım dedi. Evet. Dedi ki ne eğer Antep'e gidersen yolum düşerse Antep'e bizim evimiz vardı orada. Evin altında da fırınımız vardı. Bu fırının yanında bir tut ağacı vardı. Evet. Şimdi Antep küçük bir memleket de büyüktür. Tabii. Amım adresini tıpı tıpına verdi kendine. Ben şimdi onu tarif etti yani. Bilmiyorum, tarif etti. Ta sokakın adını bile demiş kendine. Onun dedi ki ne giderim bakarım. Eğer varsa ne mutlu. Eğer yoksa elden evet. Bir şey gelmez. Bir ay sonra, bir ay, iki ay sonra bizim mahallemiz vardı, dökme mahalle. Şey, demir değil de fond, alüminyum dökerdik biz. Benim amilerim, babam, hepsi de. Yenlerim mahalline gitmiş. Görmüş kendini, öpüşmüşler de şey, oturmuşlar böyle konuşuyorlar. Demiş ki, Vanis demiş. Benim amımın adı Vanis. Vanis demiş, senin tarif ettiğin yere ben gittim. Ben gördüm. Evet. Demiş ki ne sen bundan evvel Antep'e gittin mi? Demiş ki Antep'i ben bilmem. Amım demiş ki Antep'i ben bilmem. Tayyip demiş sen böyle öyle bir tarif verdin ki ne bana. Elimi koymuş ki ben gittim buldum orayı. Sen bunu nereden biliyorsun demiş. Demiş ki ne işte böyle babam dedemden duymuşuk böyle şey. O adam gitmiş oraya. O ağacı görmüş tut ağacını. Fırını görmüş, ekmek fırınını, evi görmüş. Orada çalışan bir adama sormuş ki ne bu fırın kime ait? Demiş ki ne ben işletiyorum bu fırını. Sen kimden almış? Kimin de bu fırın biliyor mu demiş? Demiş ki ne yok, ben bilmiyorum demiş. Ben bir adamdan mesela atıyorum beni. Ben Osman'dan devraldım. Ha. Demiş ki ne, Osman kimden devralmış? Adam demiş ki ne, ben nasıl duydumsa, öyle söylüyorum sana ki ne, bu fırın Osman gelmiş çalıştırmış. Bu fırın Ermenilere ait bir fırın olmuş. Ermenilerden almış demiyor yani. Ermenilerden, Ermenilere ait bir fırınmış bu demiş. Adam demiş ki ne, girebilir miyim fırına bir bakayım ya şöyle bunu. Girmiş, bakmış, bir eser kalmamış, Ermeni şeylerinden bir eser kalmamış, neyse.
Geldi dedi ama makine böyledir. Fırın da var, evet. İşlek. O ağaç da daha durduğu gibi, tut ağacı da var. Benden bu kadar demiş. Annem çok istedi ki ne gitsin. Annem, babam çok istediler ki ne gitsin. Ama olmadı. Evet. Fırsat olmadı. Benim dedem üç defa öldürmekten kaçmış. Kendi üç defa ölümden kurtulmuş yani. Soykırım baktı. Evet. Osmanlı askerleri üç defa dedeme öldürmeye çalışmışlar. O zaman kaç yaşındaymış dedem? Benim dedem o zaman 9-10 yaşlarında. Hı-hı. Üç defa öldürmeye çalışmışlardı. Becerememişler çünkü bir defasında bir arvat almış kendine 70 şeyin içine kadın kurtarmış. Canını kurtarmış. Sonra gene gelme öldürmeye çalışmışlar. O vakitte bir erkek zannedersin ha. Almış kendinin üstüne yatmış. O ölmüş. Bıçaklanmış, o ölmüş, o çocuğu yaşatmış. Dedem 70 senesinde öldü. Ben doğdum, 6 ay sonra dedem ölmüş. Hmm. 70 senesinde. Son vakitleri yine ölmeden son vakitleri bir sene, iki sene evvel ölmeden kendi yolda yürüdüğü vakit devamın başını böyle çekermiş. Korkusundan böyle çekermiş. Çocukluğu vakti yaşadığı şeyler kendinin ihtiyarlığında gene şey yapmış, göstermişler. Çünkü kim vurucu kendine? Yolda yürüdüğü vakit kim vurucu kendine? Tamam. Başını çekermiş. Ya da evde gender oturmuş onurlar. Çocuklarla, babamla, annemle, benim amım uşaklarımla, gelinlerle oturmuş olurlar. Bir de bakan ki ne, babam diyor, söylerdi. Bir de bakan ki ne derdi, deden çıktı, yürüdü de kapıya. Kapıyı açar, bakar ki ne bir şey, kimse yok, kapıyı kapar, ne var elinde, alır, saklamaya çalışır. Kendinin nefsi, şeyi zaten... Yani yaşlandıkça herhalde aklına şey yapmaya başladı. Tramvayı yaşıyordu. Peki bunları biz yaşadık. Evet. Merak ettiğim bir şey var. Bu soykırımla ilgili öyküler, yani bu dedenizin başından geçenler ya da başkasının başından geçenler. Bu aile içerisinde hep konuşulan şeyler miydi siz küçükken? Benimki dedim sana, benim küçük kızım ki ne bir 8 yaşında. Hı. Benim 8 yaşındaki kızım bilir Türkler ne ettiler Ermenilere. Hı. Yani siz de konuşuyorsunuz şu anda. Tabii evde. Nasıl konuşmazım. Ben soykırım biraz şeydir, ne diyeyim, biraz pahalı bir şeydir soykırım. Yaramı sokmuş, bir çok. Öyle bir şey ki ne, Osmanlılar, şimdi ben tarihten konuşuyorum çünkü biraz şeyim var, toplanmışım var tarihten. Tabii. Osmanlı padişahlar demiş ki ne, bir Ermeni bırakacak dünyada, o da şeyde, methaf, o antik şeyler ki ne saklanır memleketi sahip. Müzede mi? Müze. O da müzede bırakacak. Bir tek Ermeni bırakacak alemde, o da müzede. Başka Ermeni bırakmayacak. Bunlar hepsi de olmuş. Bunlar hepsi bu tarih olan tarihtir. Ama 100 sene sonra tarih kendini tekrarladı. 100 sene sonra. Suriye için diyorsun. Suriye için. Şimdi biz... Ya da Irak'ta yani sadece şey değil, aynı mesele. Yani Ezidilerin başına da geldi yani şimdi. Ezidilerin başına, bundan iki, üç gün evveldi, dört gün evveldi. Türkmenler öldürdüler. Türkmenler öldürdüler. Yazık değil mi bu insanlara? Şimdi bu, bir bakarsan Suriye'de olan şey yazıktır. Bunun olmaması için bir düşünceniz var mı? Yani diyelim ki bunlar oldu. Keşke bunlar olmasın ya da bunlar hiç olmasın diye insanlar ne yapıyorlar? Bunlar hiç olmasın diye insanlar
Şimdi bir şey diyeceğim. Bir mesaj getireceğim. Şimdi bu mahal sıfırdan ben başladım bu mahalle. Bu mahal çalıştı. Bu mahal üretmeye başladı. Bu mahalde her iş normal şeyine geçti, düzenine geçti. Komşumun gözü bu mahalde olur. İster ki ne bu mahalle bir şey yapsın ki ne bu mahal çalışmasın. Şimdi Suriye'de de öyle oldu. Benim görüşüm budur. Hı hı. Suriye'de toplum çok rahat yaşıyordu. Diyecek yine o rahatlık nereden geliyor? O rahatlık her iş kendinin işinde, herkes kendinin işinde. Herkes kendinin özünde. Sen ne istiyorsan yapabilin ama hükümete değme. Hükümetin şeyine dokunma. Dokunma. Dokunucusan ziyan yok, dokun şey yok. Nasıl diyeyim? Bir problem yok. Sen eğer bir şey söyleyeceksen söyle, ziyan yok. Ama yaralama. Yaralarsan kendi de seni yaralar. Şimdi biz orada çok rahat yaşıyorduk. Rahat yaşıyorduk. Bizim işimiz de benim işim de yerimde. Peki hiç fakirler yok muydu yani diyelim bir rahat olmayanlar? Rahat olmayanlar vardı. Ya da, pardon. Ya da savaş neden çıktı sizce? Neden yok. Çıktı? Savaş, ama, şimdi ona şey edeceğim. Rahat olmayanlar vardı. O ki çalışmaz, rahat olmaz. O ki evine ekmek götüremez, o rahat olmaz. Ha yok, demek istediğim hani Türkiye'de şimdi örneğin şöyle, siz de zaten izliyorsunuz, atıyorum ne kadar çalışsa, zaten iş bulamamak gibi sorun var. Yani, Suriye'de bizim öyle bir sorunumuz yoktu. Yani. Nasıl olursa bir iş bulabilirdin. Şimdi bu son vakitlerkine bakıyorsan Suriye yavaş yavaş kalkınmaya başladı. Bu iç savaştan evvel. 2009-2010'a kadar. 90'dan sonra 2010'a kadar Suriye yavaş yavaş kalkınmaya başladı. Borcu kalmadı dışarıya. Kendinin ürettiği kendine yeter ve de dışarıya ihracat ediyor. Ha. Şimdi Türkiye bunu istemedi. Sadece Türkiye değildir herhalde de. Ben Türkiye'ye parmağımı basacağım. Türkiye bunu istemedi. Nasıl olur ki ne? Bu böyle küçük bir ülke yavaş yavaş kalkınmaya başlar. Ha bu kalkınmaya başlarsa bakan yine bir gün bizim başımıza bela olur. Onun için bunun ayaklarını biraz kesmeliyiz dediler. Savaşın nedeni biliyorsunuz ya. Şimdi eğer şeyine bakarsan Suriye'de petrolümüz de vardı, gazımız da vardı, her işimiz de vardı, suyumuz da vardı, denizimiz de vardı. Suriye bir şeyden eksik değildi. Hiçbir şeyden eksik değildi. Onun için gender istediler ki ne? Bu petroldan, bu gazdan, bu sudan genderin payını alsınlar. O da kim? Mesela Amerika. Amerika'nın muhalifi zaten Türkiye. Amerika, Türkiye bunlar istediler ki ne? Ellerine geçirirler. Sonra başka bir şey de var. Şimdi Avrupa'da Rusya'dan gaz alıyor. Kendilerin niyeti neydi? O gazı yine Suriye'de var. Avrupa'ya dağıtsınlar. Ki biraz Rusya'dan az bağımlı olsunlar. Şey olsunlar yani Rus'a gerekli duymasınlar. Evet. Bunu nasıl ediciler Gender? Bashar Esad Rusya'nın muhalifidir. Yanındadır. Yapamazlar. İster istemez bir
terör şeyi yaratıcılardı. Orada yönetimi değiştireceklerdi yani. O başarı endirmeleri gerek yine. Gender'in niyetine ulaşsınlar. Nasıl iner bu başarı? Başarı öyle havadan inmez bir defadan de Amerika istediğine başarı inmez. Bu karıştırmaya şeylerini başlattılar. Savaş. Ha. Sene 80 bizim içimizde Müslüman Kardeşler Partisi çıktı. Evet. O partilerden adamlar daha vardı bizim yanımızda. Suriye'de vardı o partiden adamlar. Gender ne ettiler? Amerika ya da Türkiye'de. Katar, Türkiye, Suudi Arabistan ne ettiler? Amerika, Suudi Arabistan'ı kışkırtarak o Müslüman partileri ayağa kaldırdılar. Hı-hı. Dedi ki ner, siz işten başlayın, biz dışarıdan şey ederiz size. Yardım ederiz. Onlar da başladılar. Küçüktü ama bizim Başar Esed'in bir yanlışı oldu ki ne? Babası gibi kendinin diktatörlüğünü yürütemedi. Dedi ki ne ziyan yok, bu benim halkımdır, benim halkımın istediğini yapayım ama kendi bilmedi ki ne, halk der ki ne istiyor. Halkın ne istediğini bilmiyor yani diyorsun. Yoksa mı halkın ne istediğini bilmiyor? Kendi biliyor halkın ne istediğini ama kendi bilmiyordu ki ne, halkı alttan kışkırtan var. Sonrakine her iş belli oldu. Zaten Cephet Nusra çıktı, bu çıktı, o çıktı. ...2011'e kadar savaş yoktu. Savaş yoktu. Şeye çıkıyorlardı. Çatışma bir şey yoktu. 2011'e kadar. Savaş 11'den sonra başladı iç savaş. Peki bir başka şeye geçelim. Bir gün Türkiye soykırımı tanısa, siz dedelerinizin topraklarına yeniden dönmek ister misiniz? Tabii yani. Orada tabii bir yani. Türklerle birlikte yaşamak. Ziyan yok, ne var ki ne? Onlar da insan. Onlar da insan. Tamam, burada bağlantı. Türkiye'den ne istiyorsunuz? Yani bu soykırımda mesela Ermenistan falan. Tanımasını. Desin ki ne, Türk devleti ya da Osmanlı devleti o soykırımı yaptı. Bes bunu da işte demesini istiyoruz. Evet. Özür dilemesin yani. Özür dilemesin ama tanısın, desin ki ne, evet yaptı. Ama kendi biliyor ki ne, evet derse kendinin başına çok büyük bir belalar gelecek. Onu biliyor kendi. Ne gibi belalar gelebilir onu? En evveli sen bir şey söyleyeyim. 1945'te ikinci Dünya Savaşı'ndaki Almanların durumunu diyorsun. Almanlar ki ne? Nasıl Yahudileri öldürdüler? Hitler nasıl Yahudileri öldürdü? Evet. Daha bundan 2 sene, 3 sene, 4 sene evvel onun borcu bitti. Bu benim dediğim en küçük bir şey. Anladım. En küçük bir şeyse. Eğer 100 senesinin borcunu eğer ödemeye başlarsa, Türkiye hep Türkiye. Satılırsa o borcu bir yere veremez. Onun için ben zannedersem, biraz evvel nasıl söyledim, Erdoğan'ın günleri sayılı. Ha, biz ona bakalım. Çünkü çok şey oynuyor. Düzgün oynamıyor. Oyunu yine oynuyor kendi, düzgün oynamıyor. Bir şey mesel var diyeceğim. Bir nala bir mıha vuruyor. Ha, olmadı. Evet. Olmadı. Olmadı. Onun için başına gelecek bir şey, bir bela var. Ama nedir? Onu da bilmezim. Çok teşekkürler. İlave etmek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani özellikle Türkiye'lere söylemek istiyorsunuz. Ben bir şey ne diyeyim? Son söyleyeceğim bir şey, bu savaşlar çok kötü bir şey. Dünyada barış olmalı. Bu petrol için, gaz için, şunun için, bunun için savaşlar yazıklar. Yazık. Allah'ın verdiği canı kul nasıl alır?
Ben bunu diliyorum ki ne? Dünyada barış olsun, ne diyeyim? Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Size de. Erivan'da Sarkis Ekmekçiyan, Suriye'den göçmek zorunda kalan Ermenilerden biriyle birlikteyiz bugün. Ve hem buradaki hayat hem Suriye'deki hayat hakkında sohbet yapmaya çalışacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. Ne zaman buraya geldiniz? Ben buraya 2012'de geldim. İç savaş çıkmıştı. Bir sene olmuştu iç savaş çıkmaya. Halep'teydiniz herhalde. Halep'teydim. O vakte kadar biz orada çok rahat hayatımız vardı. Herhangi bir Ermeni olmanız yok, 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 falan... yok, yok, yok. Biz Suriyalı vatandaşıyız. Ermeni aslında Suriye vatandaşıyız, evet, biz. Evet. Daima bize göre bir hürmet vardı. Bizim toplumumuza göre hürmetler vardı. Biz Hristiyan ve Ermeni olarak bizim orada kiliselerimiz var. Evet. Ortodokslarımız var orada. Mekteplerimiz var. Ermenice eğitim var mıydı? Ermeni eğitim vardı. Ermeni eğitim yani vardı. Dilinizde veren kelendir baskı falan diyor. Yok. Bizim şimdi öyle bir şey ki ne? Biz şaşkın duruma düştük ki ne? Bu iç savaş niye çıktı? Evet. Çünkü biz Ermeni, Müslüman, Suriyen, Kürt, evet, Türkmen. Evet. Hepimiz de bir memlekette yaşıyoruz. Evet. Hiçbir şey de yok. Aranızda gerilim yok, falan yok, da yok. Yok. Peki arada şundan bahsediyor şimdi tabii daha çok da. Bu yani Suriye rejiminin, Esad yönetiminin zaman zaman işte özellikle politik muhaliflere işkence yaptığı, hapsattığı falan gibi şeyler. Bunlar örneğin hiç karşılaşmadığınız şeyler mi? Onlar da bizim onlardan bir alakamız yoktu. Hiçbir zamanda olmamıştı. Yani sıradan hani politik muhalif değilseniz ya, problem çıkmıyordu yani. Öyle bir şey ki ne politik muhalif olmak Suriye'de biraz zordu. Biraz zordu. Çünkü orada bir şey var. Ne diyeyim? Parti var. Bir tane parti. Bir parti var ki ne o partinin bunca senedir o partinin içinde o partinin bir var. Hepimiz de yaşıyorduk. Anladım. Yani çok büyük demokrasi yoksa da en azından hayatımız garanti altında. Çünkü niye? Orada bir insan nasıl isterse yaşardı. Engellenmiyor diyorsunuz. Yani. Engelleme bir şey yoktu. Sen hükümete şey olma, muhalif olma yeter. Sen yürü istediğin gibi. İstersen ne istersen yap. Ne istersen yap. Problem yok. Ha. Ne istersen yap. Ne iş yapıyordunuz orada? Orada ben orada tornocuydum. Yine tornocuydunuz. Burada devam ediyorsunuz. Burada yani. Da geldik. Burada da tornocuydum. Burada peki hayat kurmak nasıl kolay mı oldu sizin için? Oradaki malınızı, mülkünüzü sattınız mı gelmeden? Yok. Nasıl oradaki malımız, mülkünüz hepsi orada yerinde. Kaldı. Bırakıp geldik biz. Bütün ailenizi de getirdiniz herhalde. Çünkü niye geldik? Bizim çocuklarımızın için biz geldik. Çocuklarımız orada nasıl? Şimdi iç savaştır. Bombardıman hayatınız tehdit altındaydı. Yoksam tehdit altında. Hayatımız yani. Tehdit altında nasıl tehdit altında? Yine yürüdüğüm vakit muhalif partiden bir fişek gelsin. Evet. Zaten öldüm gittim. Bizim evet. Çocuklarımızın hayatını garanti altına almak için dışarıya çıktı. Ama benim ülküm biraz başka. Ben Suriye'yi terk edip çıkmadım. O da var. Ben buranın şeyini almak için, pasaportunu almak için buraya geldim. Yerivan'a geldim. Evet. Çünkü her insan iki tane pasaport avantajlı tabii. Alabilir. Ben ailemi aldım. Dedim ki bir ay, iki ay giderek çocuklar biraz rahatlaşır, evet. Biraz o bombardımanlardan yırak kalır. Biraz o fikirle tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdili mekan biraz değişiklik olsun evet, değil mi? Evet. Biz çıktık, Tlabiyat hüdüdünden çıktık biz. Evet. Zaten Türkiye'ye giriş yaptık.
Sonra gördük yine televizyon, TV'den baktık yine. Talabiyat ödüdü. Evet. Zaten kapanmış. Yani muhalif partiler. Eşit değildi o vakit. Cephet Nusra'ydı. Cephet Nusra'ydı. Sonra Eşit çıktı. Evet. Teslim aldı dediler. Dedim yine olabilir. Bir hafta, bir ay nasıl olursa geçer. Ondan sonra şeyleri. Bugündür ben buradayım. 2012'den beri buradayım. Burada da hayat biraz çok zor. Çok neden? Zor. Çünkü yaşadığımız ev kira. Evet. Mahal yine işlediyorum ben kira. Kira. Burada da işler o kadar fazla bir şey değil ki ne diyeyim ki ne. Ziyan yok bu kiralar nasıl olursa eden. Evet. Buranın nüfusu ki ne var? Nüfusu çok az bir ülke. Evet, çünkü bir önemli bir kısım insan da dışarıda çalışıyor. Öyle bir şey ki ne, nüfusu az, ülkenin işi de o kadar az olur. Evet. Çünkü dışarıyla bir bağlantısı, bir şeysi yok. Burasını, bu Ermenistan'ın bir yolu olsun denize. Evet. Denize göre bir yolu olsun, ben buradan bir yere çıkmam. Aha. Çünkü niye? Burası benim vatanım. Burası Ermenistan benim vatanım. Ama diyeceksin ki ne, bu kadar vakit sen Suriye'de nasıl yaşamışsın, senin vatanın olduktan sonra, değil mi? Olabilir tabii. Ha. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kusura bakma eğer bir dilim yok, biraz şey olursa diye. Yok, çok rahat ol, Ben size bir şey söyleyeyim yine. Burası nasıl ki ne vatan? Orası da bizim vatanımız. Evet. Orası benim doğuş yerim. Aha. Doğuş yerimi ben unutamam. Tabii ki. Ve terk edemem. Bir gün peki oranın düzeleceğini düşünüyor musunuz? Yani oraya barış geleceğini, efendim bir barış gelirse biz de gideriz diyebilir şimdiye misiniz? Şimdiye kadar bizim şeyimiz var ki ne orada bir gün gelecek yine barış olacak. Bir ay, bir sene, 10 sene sonra bilmem. Ama bir gün orada barış olacak. O vakitte barış olduktan sonra yaşayabiliriz orada. Onu da bilmem. Hı hı. Ama gitmek istersiniz herhalde. Tabii ki ne. Aha. Tabii ki ne. Çocuklarım bile istiyor gitmek. Ha, şimdi bir soruyorlar yani. Gitmek istiyorlar tabii nasıl? Genderin doğuş yeri, benim doğuş yerim. Arkadaşları, bütün hayatları orada kaldı. Bütün taraf etraf orada. Nasıl orayı unutabiliriz? Unutamazız. Hala yaşayan insanlar var değil mi? Tabii. Şey, Ermenilerden. Tabii. Tabii. Onlar niye ayrılmıyorlar kentten? Şimdi öyle bir şey yine biliyorsun oradaki maliyet ve şeyleri biraz arttı. Hmm. Suriye parası biraz düştü. Evet. Çok düştü dolar yamacı karşısında. Onun için eğer bundan 2 sene evvel birisi 600 dolara Yerivan'a ulaşacaksa, evet. 600 dolar o vakit ediyordu 60 bin Suri. Evet. Ama şimdi 600 dolar ediyor yaklaşık 1 milyon Suri. Ha. Yani o parayı bir araya getiremiyorlar. Biraz zor. Aha. Biraz zor. Çünkü her iş pahalılık. Yemek pahalılık, içmek pahalılık. Ama gendere bir yol çizmişler, o yola göre gidiyorlar. O da şeydir, hata, genderin hayatı da tehlikeli. Evet, tehlike altında. Yani o yüzden diyorum özellikle, niye terk etmenin yolunu gender istiyorlar çıkmak, çıkamıyorlar. Şimdi çıkamıyor olabilirler, evet. Şimdi artık çıkamıyorlar önce... çünkü o maddiyet zayıflığı var. Ondan sonra da diyorlar ki, benim arkadaşlarım var ki, onlardan daimi telefonla konuşurum. Diyorlar ki, Saku, ne dert gelir? Biz bu 4 sene burada kaldık zaten. Zaten alıştık bu seslere, bu şeylere alıştık, alışmışız. Kendime bir sual verdim yine. Daha sept günü konuştum arkadaşımdan. Dedim ki ne? Ben geleyim. Eğer o kadar şeyse ben geleyim. Dedi ki ne, sen gelirsen yapamam burada. Niye yapamam? Çünkü 4 senedir, 3 senedir ben dışarıdayım. Genderin çektiği eziyetleri ben görmedim. Tabii. Su yok.
Yiyecek, içecek yok. Yiyecek, içecek biraz var. Her iş var. Yiyecek de var, içecek de var. Her iş var. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hı. Her iş var. Her iş var. Ama pahalı mı? Pahalı diyor ki, dolar şeyine pahalılık oldu. Eğer dolar istikrar etse pahalılık öyle şeyde. O kadar olmaz. Çünkü bizim yanımızda, Suriye'de bu iç savaş çıkmadan önce bir dolara bir aile yaşayabilirdi bir gün. Hmm. Bir dolara. O kadar ucuzdu yani orası. Ucuzluktu tabii ya. Tabii. Peki yani biraz daldan dala atlıyoruz da özellikle merak ettiğim bir şey yani diğer başka arkadaşlara da sordum. Niye Türkçeyi öğrenmek gerektiğini duydunuz? Niye Türkçe konuşuyorsunuz? Yok ben Türkçeyi öğrenmek gerekliliği duymadım. Ama benim dedem, benim babam soykırımdan sonra soykırımı zaten oldu, Antep'te oldu. Evet. Biz Antepli. Evet. O taraf etraf hepsi de Türkçe biliyordu. Evet. Onlar yine geldiler soykırımdan sonra Halep'e. Evet. Herkes Türkçe konuşurdu o vakit. Yani Ermeniler ama Ermeniler de konuşuyor değil mi? Türkçe konuşurdu. Ermenice konuşan da vardı. Ama o ki okumamış, o ki ne diyeyim... Biraz Türkçe daha baskındı yani insanların aralarında. Nasıl ki burada Rus... Rus dili biraz baskın. Evet. Nasıl ki Suriye'de Arap dili biraz baskın. Orada da Türk dili baskın dedi. Sonra 15'ten sonra ki o soykırımdan soykırımda Dersor'dan Halep'e göç ettiler. Evet. O vakitten sonra başladılar mektepler açılmaya Suriye'de. Halep'te mektepler açılmıyor. Mektepler başladılar. Ermenice dili konuşturmuyor. Kiliseler vardı. Kiliseler daha çoğaldı. Yeni nesil yine çıktı. Türkçeyi başladı biraz daha az konuşmaya. Çünkü biz kendilerinin ana dilini başladılar konuşmaya. Şimdi geleceğim sizin sorunuza. Hı hı. Benim dedem, benim babam Türkçe konuşuyorlardı ki ne? Ben de Türkçe bellendim. Hı hı. Yoksa televizyondan falan değil. Televizyondan, bak yani şimdi bir şey diyeceğim. Ben evde Türkçe seyrederim. Suriye'de de, burada da. Ermeni'de, Ermeni programları seyrettikten sonra Türkçe'yi de seyrederim. Benim küçük kızım yine 8 yaşındadır. Ben ne seyredersem o kendi de onu seyrediyor. Ondan kendi öğreniyor zaten. Evet. Öğreniyor zaten. Şimdi benim kızım 8 yaşında Arapçayı bilir, Ermenice'yi bilir, Türkçe'yi bilir, İngilizce bilir. Evet. 8 yaşındaki bir çocuk 4-5 dil bilmek biraz tuhaftır adam için. Biz yine Suriye'de yaşıyordu. Ben de gitmişim. Şimdi sizin yanınızda lise... Lise. Yok. Lise üniversite. Şeyden evvel. Üniversiteden, üniversiteye nasıl kabul olunmuşsunuz? Lise. Lise. Ben liseyi bitirmişim. Evet. Benim lise bitirmekten, benim dilim Ermenice'ye döner. Türkçe'ye döner, Arapça'ya döner. İngilizcem yarım... İngilizcem var, idare ediyorum. Diyeceğim o ki ne kadar ki ne Ermeni vardı Suriye'de. Evet. Hepimizde üç dili yani öğrenmeye çalışıyorduk. Öğrenmiştik, ya da daha fazla biliyorduk. Ermenice bizim ana dilimiz, Türkçe, televizyon dili, Arapça ülkenin dili. Onun için bir zorunluluğumuz yoktu ki ne. Peki Türkiye'de yani Türkiye televizyonlarını izliyoruz dediniz. En son seçimler oldu Türkiye'de. Üç tane de Ermeni milletvekili meclise. AK Parti'den. Yok biri AK Parti, birisi HDP, birisi CHP. CHP. Yani üç kişi var. Bunların hani meclise girmesinin yani bu Ermenistan Türkiye ilişkileri politik şeyler. Bir faydası olur mu? Faydası yok. Ben bunu düşünürüm. Onların meclise girmesi Erdoğan'ın yaptığı bir
şeydir, nasıl diyeyim? Oyun mu? Oyun. Kine hep dünyaya göstersin kine. Ha, Ermeni de var. Ermeni de var bizim mecliste. O şey doğru, hani söylediğiniz, onun partisinden olan kişi, yani AKP'den olan kişi özellikle öyle birisi. Şimdi HDP'de de olduktan sonra AK Parti'de niye olmayacak? Evet. Erdoğan çok büyük bir oyun oynuyor. Evet. Çok büyük bir oyun oynuyor. Ama bu oyun kendinin başına patlayacak, patlayacak. Kendinin başına da gelecek. Çünkü kendinin memleketi de şimdi Türkiye'de de bir rahatlık bir tabii, şey yok. Savaşın öncesi Esad'la örneğin birlikte tatile gidiyorlardı. Gayet iyi araları. Zaten sonra ne oldu? İki yüzlü diplomat diye eğer dersen Erdoğan'dır. İki yüzlü diplomat. Evet. Amerika'nın işbirliği yapıyor. Ondan sonra kendinin çıktığı, konuştuğu vakit Amerika'ya diyor ki ne? Sen işine bak. Sen ne biçim bir diplomat, ne biçim bir düzen yürütüyorsun? Ha, Türkiye'de çok iyi işler yaptı. Köprüler açtı, tüneller yaptı, bilmem bunu yaptı, ona yaptı. Ama bak yine nüfusun yarısı aç. Yazıklar, o adamlara da yazık. Tabii. O adamlara da yazık. Çünkü onlar da bir rahat rahatlamak için çalışıyorlar ki ne bir rahat ekmek yiyeler diye. Tabii. Onlara da yazık. Geçen gün Diyarbakır'da oldu o bombalama oldu evet. 3 kişi vurdular. 5 kişi oldu. 5 mi 3 mü? 5. 5 ölen sayısı 5 oldu sonunda. Şimdi bizim yanımızda da böyle başladı. Bizim yanımızda da böyle başladı. Suriye'de de böyle başladı. Küçük topluluklar başladılar bir şeyler yapmaya. Ondan sonra büyüdü. İç savaş çıktı. Şimdi Erdoğan IŞİD'e yardım ediyor. Cephet Nusra'ya yardım ediyor. Kinezir Esad rejimini